Sevgili arkadaşlar, değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Kobo video dersimizde kimyasal denge başlayacağız arkadaşlar. Kısaca ben kimyasal denge konusunda hangi alt konuları işleyeceğiz, onlardan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Önce özelliklerine biraz bahsedeceğiz. Sonra denge türlerinden bahsedeceğiz. Devamında denge nasıl kurulduğunu göreceğiz. Maksimum ve minimum, maksimum düzensizlik, minimum enerji kavramını göreceğiz. Denge formülü nasıl çıkarıldığını göreceğiz. Denge sabiti Kc ile kısmi basınç tartının denge sabiti Kp arasındaki ilişkiyi göreceğiz arkadaşlar. Kp ve Kc'nin uygulamalarını yapacağız. Denge etkiden faktörleri göreceğiz ve denge şartlarını göreceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar en az tahmini olarak 5 tane video ile kimyasal denge konusunda yapmak istiyorum, bitirmek istiyorum. Arkadaşlar, konularımız geniş kapsamlıdır. En ince detayı daha göstermeye çalışıyoruz. Yani lütfen sıkıldık gibi böyle bahanelerle yani gelmez istemiyorum. Yani ben istiyorum ki 10 dakikada vereyim ama siz 10 dakikada konuyu arama şansınız yok. Ben mümkün olduğu kadar geniş tutuyorum. En ufak bir ayrıntı dahi kaçmasın istiyorum arkadaşlar. Kısacası dersime başlıyorum sevgili öğrenciler. Dengenin özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Denge nedir arkadaşlar? Denge gözlenebilen olaylar sabittir arkadaşlar. Dengede gözlenebilen olaylar sabittir. Gözlenemeyen olaylar devam eder, sabit değildir. Dengede ileri ve geri tepkime hızlar eşittir. Bu önemli bir kavramdır arkadaşlar. Bakın, önemli olanlara ben yıldız koyuyorum. Siz de öğrenin. Dengede ileri ve geri tepkime hızlar eşittir. Zaten biz biraz sonra grafik çizerek dengenin oluşumunu gösterirken bu olaydan bahsedeceğim sizlere. Dengeyi derişim, sıcaklık ve basınç gibi koşullar etkiler. Altını çiziyorum. Derişim, sıcaklık ve basınç gibi koşullar etkiler. Yani dengenin yönü sağa ve sola ne yapar? Çevirir değerli öğrenciler. Denge sabitinin sayısal değeri sadece sıcaklığa bağlı olarak değişir. Çok önemli bir kavramdır. Lütfen bu kavramı arkadaşlar iyi öğrenelim. Neymiş denge sabitinin sayısal değeri, Kc'nin sayısal değeri yani, sadece sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu kimyada çok kullanılan bir kavramdır arkadaşlar. Yine önemli bir kavram, mekanizmalı tepkimelerde denge bağıntısı net tepkimeye göre yazılır. Arkadaşlar hız bağıntısını karıştırmayalım. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızı yavaş basamağa göre çıkartılır. Mekanizma tepkimelerde denge bağıntısı ise arkadaşlar net toplam tepkime göre çıkartılır. Bu ikisi arasında bir fark vardır. Dikkat edelim. Yine denge sabitin birimi kullanılmaz. Yani denge zaten görmüşsünüzdür kitaplarda. Kc kullanılırken birimine bahsedilmemiştir arkadaşlar. Çok zorda kalmadığı sürece kitaplar denge bağıntısının birimi kullanmaz. Sadece sayısal değerini kullanır. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönlüdür. ÖSYM çok nadir olsa bunu kullanır. Arkadaşlar bir tepkimede ister kimyası isterse fiziksel tepkime olsun, denge kurulabilmesi için maksimum düzensizlikle minimum enerji eğilimi zıt yönü olmalıdır. Uzlaşı halinde olmalıdır. Eğer bu ikisi zıt yönü değilse doğu tepkimeden, dengeden bahsetmek mümkün değildir sevgili öğrenciler. Ama ben tahmin etmiyorum. Yani ÖSYM böyle özel soru sorsun. Ama yine de bilgilenmekte fayda var. Denge sabit, bakın şu önemli bilgi olsun, buraya yapalım, yıldız atalım sevgili öğrenciler. Denge sabiti birden büyükse ürün oluşumu, birden küçükse giren oluşumu artar. Yani denge sabitinin birden büyük olması demek tepkimel ürünlere meyilli olduğunu, denge sabitinin değerinin birden küçük olması tepkimenin girenlere, yani tepkenlere meyilli olduğunu anlayabiliriz sevgili öğrenciler. Katlar, yine bu önemli, çok önemli bir kavramdır arkadaşlar. Katlar ve sıvılar denge formülüne alınmazlar. Sebebi katı ve sıvıların molar değerinin bir olduğu için sayısının çarpmada etkisinin olmasından kaynaklanan bir sebepten dolayı arkadaşlar. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Katı ve sıvıların Kc'ye sayısal değer olarak etkisi yoktur arkadaşlar. Bu yüzden ben şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Kalemimiz tutukluk yaptı. Hemen şey yapalım. XK arkadaşlar katı demek. XS gibi eğer indisleri görürseniz K ve S katı ve sıvı demektir. Bunu birçok öğrencimiz bilmiyor. S de sıvı demektir arkadaşlar. Eğer böyle bir indis görürseniz bu X maddesi denge sabiti formülünde alınmazlar arkadaşlar. Peki kimler alınır arkadaşlar? X aqua bakın veya X suda, yani aynı şey demektir. X hem burada hem burada çözelti anlamındadır arkadaşlar. Çözelti de demektir. Veya arkadaşlar veya gaz fazlaki tepkimelerde X gaz,
KC denge sabit formülünde alınırlar. Arkadaşlar burası bakın alınan, yazalım isterseniz KC formülünde, acele etmeyelim arkadaşlar. Formülünde alınan şu ikisi ister arkadaşlar. KC'de alınmayan formül veya alınmayan bileşenlerde diyebiliriz. KC'de alınmazlar. Sıvı katı ve sıvıları molar değerlerinin bir olmasından dolayı öz sevimi akımı bunu bir ince soru olarak karşımıza getirebilir. Yani sebebini sorabilir yani bize. Dinamik bir olaydır. Dinamik ne demek arkadaşlar? Dinamik. Bir tepkimede denge varsa ürün oluşumu ile giren oluşumu eşit hızla devam ediyordur. Olayda durağanlık yoktur. Ama biz gözlemleyemeyiz. Bakın gözlemlenebilen olaylar sabittir arkadaşlar. Gözlem olarak devam eder demiştik. Yani bir X ve tepkimedeki bileşenlerin miktarlarında bir değişim gözlemleyemeyiz. Denge kurulduğu zaman sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben dengenin özelliklerini bahsettim. Çok önemli olanlarını kırmızıyla yıldız alım gördüğünüz gibi. Özellikle bunlar yargılarda bazen yapabilirler, kullanabilirler. Bir önemli durumda KC formülünde, denge sabit formülünde aqua, suda veya G gibi indisler varsa o bileşenler formülde alınır. K ve S gibi indisler varsa arkadaşlar, katı ve sıvı varsa o bileşenler KC formülünde ne yapılmazlar? Alınmazlar diyebiliriz. Evet, zaten gireceğim formülü çıkarmaya. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Bakın, denge türleri, iki türlü denge türümüz vardır. Homojen denge ve heterojen denge arkadaşlar. Homojen denge tepkimedeki bileşenlerin hepsinin aynı fazla olduğu tepkimelerdir. Örneğin N2 artı 3 H2 2 NH3 tepkimesinde G ne demek? Gaz fazla ne demek? Hepsi aynı fazla olduğu için birinci tepkime homojen tepkimedir. Yine bakın arkadaşlar suda var. Yani ikinci tepkimedeki tüm bileşenler çözelti ortamında olduğu için hepsinin fazı aynıdır, sıvı fazı vardır. Dolayısıyla çözelti ortamında olduğu için homojen tepkime diyebiliriz. Yine bakın gaz olduğu için 3 ton tepkimemizde homojen tepkimedir diyebiliriz. Gelelim heterojen tepkimelere. Arkadaşlar denge tepkimesindeki bileşenlerin birden fazla varsa bu tepkimelere biz heterojen denge tepkimeler diyoruz. Örneğin bu KCRO3, KCR63O2, katı gaz. Gördüğünüz gibi hem katı hem de gaz var. Tabii şunu belirtmek istiyorum. Bir tepkimede denge olabilmesi için arkadaşlar kapalı bir kapta meydana gelmesi gerekir. Kapalı kapta meydana gelmeyen tepkimeler denge tepkimeler değildir. Peki hocam, dünyada hiçbir örneği yok mu ki yani kapalı olmasa da dengeli olan? Evet, var. Hatırla arkadaşlar, dünyanın 4/3 suları kaplı. Atmosferdeki su buharıyla denizlerdeki, akvanoslardaki veya göllerdeki sıvı su arasında bir denge vardır arkadaşlar. Yani dünyada açık ortamda tek denge kurabilen madde sudur. Su buharıyla atmosferde daima denge halindedir arkadaşlar. Tabii sıcaklık değişmedi sürece. Gelelim diğerine. Bakın kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat, karbondioksit, katı gaz. Gördüğünüz gibi yine birden fazla faz var. Hem gaz fazı var hem katı fazı var. Faz maddenin hali demek arkadaşlar. Kimyada bilginiz olsun. Veya faz aynı zamanda heterojen ve homojen alakalı bize bilgi veren bir kavramdır. Yani fazı biz iki şekilde kullanıyoruz. Bir, homojenlik ve heterojenlikte. İkincisi ise maddenin hallerinde kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki iki tepkime de heterojen tepkime örneği olarak bize veya sizlere örnek olarak verilebilir. Evet, hemen geçiyorum arkadaşlar. Bir denge nasıl oluşur? Formül nasıl çıkartılır? Ne yapalım? İspatlayalım doğaçlama yöntemiyle. Ezber yerine formülü nasıl çıkardığını ne yaparım sizlere aktarmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Ben şurayı siliyorum. Denge olayına devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kapalı bir kap alalım. Boş bir kap alalım arkadaşlar. Başlangıçta boş olsun. Boş. Bu boş kap arkadaşlar N2 gazı ile arkadaşlar H2 gazlarından bir miktar gönderelim. Peki ne oldu arkadaşlar? Bir miktar gönderdik. Tabii boş sistem dolu hale geldi. Çünkü gazlar homojendir. Bulundukları kabın hacmi tamamen doldururlar. Yani burada arkadaşlar N2 gazı ve H2 gazı hapsedilmiş oldular. Peki bunlar boş mu duracak? Hayır. Bunlar aralarına çatır çarpışarak ürün meydana getirecekler. Kimi meydana getirecekler arkadaşlar? Evet, burada önce NH3 moleküllerini meydana getirecekler. Şimdi bakın arkadaşlar, kabımıza, boş kabımıza veya harcının boş kabımıza iki tane madde koyduk.
kısa bir süre sonra 3 maddeye döndü. Ürün oluşturduğu için. Peki şimdi arkadaşlar şöyle gösterebiliriz, onu modelleyebiliriz. N2 moleküllerini arkadaşlar şöyle, H2 moleküllerini böyle gösterebiliriz. NH moleküllerini arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Modelleme şeklinde gösterecek olursak. Yani şu iki molekül birbirleriyle çarpışarak arkadaşlar kimi oluşturacak? NH moleküllerini oluşturacak. Aynı zamanda arkadaşlar şu iki molekülde bakın birden fazla amonyak oluştuğu zaman arkadaşlar birbirleriyle çarpışarak kimi oluşturacak arkadaşlar? Girenleri yani N2 H2'yi oluşturmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bakın çift yönlü bir reaksiyon meydana geldi. Nedir o çift yönlü reaksiyon? Bakın N2 gazı ile arkadaşlar 3 tane H2 gazı çarpıştığı zaman veya H2 molekülleriyle N2 molekülle çarpıştığı zaman bize amonyak molekülleri ne yapacak arkadaşlar? Meydana getirecekler. Amonyak molekülleri de kendi aralarında çarpışarak N2 ve H2 gazı ne yapacak arkadaşlar? Oluşturmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bir ileri yönde hız, bir de geri yönde hız olacak. Başlangıçta arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Başlangıçta tepkimemiz ileri tepkime yani başlangıçta ileri tepkime vardır. İleri tepkimemiz N2 gazı arkadaşlar 3H2 gazı buradan 2NH3 gazını oluşturacaktır. Bunların tepkime hızı arkadaşlar ileri yani R ileri diyelim. K ileri çarpı arkadaşlar N2 gazı artı N2 gazının hemen tabi formülünü yazalım direkt. N2 gazının arkadaşlar kaçıncı kuvveti? Birinci kuvvet çarpı H2 gazının kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvvetidir. Yani bu ileri tepkimenin hız denklemidir. Hatırlayalım hızları arkadaşlar. Peki zamanla arkadaşlar zamanla şimdi NH moleküller oluşmaya başladı. NH molekülleri de birden fazla oluştuğu zaman kendisini çarpışıp girenleri oluşturacaktır. Yani ters yönlü bir tepkime başlayacaktır arkadaşlar. O da nedir? N2 gazı artı arkadaşlar 3H2 gazı oluşmaya başlayacaktır. Burada bu da geri tepkime arkadaşlar. TH ya tepkime hızı eşittir R geri tepkime hızı KG geri tepkimenin hız sabit arkadaşlar çarpı buradan NH3'ün neyidir karesi diyebiliriz. Bu da geri tepkimenin neyi arkadaşlar? Hız denklemidir. Şimdi değerli arkadaşlar peki denge nasıl kurulacak? Denge ileri hızla geri hızın eşit olduğu anda kurulacak. Yani K ileri arkadaşlar çarpı K ileri N2'nin birinci kuvvet çarpı H2'nin küpü eşittir arkadaşlar. KG geri hızın K sabiti çarpı NH3'ün neyi arkadaşlar? Karesi diyebiliriz. Burada KC denge sabiti KI bölü KG'den karşımıza çıkar arkadaşlar. Ürünler bölü girenlerden. Dolayısıyla buradan N2'nin birinci kuvveti arkadaşlar. Yanlışımız olmasın bazen formül çıkarmakta hemen acele edebiliriz. KI buradan hemen şöyle NH3 yazacağım arkadaşlar. NH3'ün evet neyi karesi bölü arkadaşlar. Buradan N2'nin birinci kuvveti çarpı evet H2'nin neyidir küpüdür diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar KC nedir? Hemen yazalım. Denge sabitidir diyebiliriz. Denge sabit. Yani bir tek yönde denge sabitini arkadaşlar bu şekilde çıkartıyoruz. Olayı biraz da şöyle özetleyebilirim. İsterseniz arkadaşlar ne özetleyelim? Şurada özetleyelim. Basit bir şekilde. Şimdi derişim zaman grafiği çizeceğim ben. Belirli miktarlarda N2 H2 maddesi alayım. Bu N2 H2 maddesi çarpışarak zaman ürünler oluşturacağı için zamanla miktarlar ne yapacaktır arkadaşlar? N2 ve H2 azalacaktır. NH3 de kendi arasında zamanla oluşacağı için arkadaşlar zamanla miktar artacaktır. Öyle bir an gelir ki arkadaşlar artık derişimler sabitlenir. Biz bu oraya TD1 yani birinci denge zamanı diyoruz. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bu NH3'e ait bir eğri olsun. Bu N2'ye ait, bu da H2'ye ait bir eğri olsun. Yani şu anlama geliyor. Arkadaşlar kimyasal bir tepkimede evet derişimler sabitlendiği anda denge olayı kurulmuştur. Yani derişimler değişmiyorsa artık o tepkimede dinamik denge olayı kurulmuştur diyebiliriz. Yani şu anlama geliyor. N2 ve H2 miktar zamanı azalırken NH3 miktar zamanı ne yapar? Artar. Öyle bir an gelir ki artık her bileşenin derişimi sabitlenir, değişmez. İşte derişimler değişmediği ana biz dinamik denge anı diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın bu ileri tepkimeye ait bir grafik, bu ise geri tepkime özür dilerim bakın.
N2 bağışıklıkları tepkimenin bileşenleri, N3'te geri tepkimenin bileşenleri de sevgili öğrenciler. Burada ne yaptı? Bakın denge sabit formülünü KC'nin nasıl bulunduğunu ispatla göstermiş oldu. Evet arkadaşlar, bir kimyasal tepkime denge nasıl kurulduğunu gördük. Şimdi de maksimum ve minimum, maksimum zararsızlıkla minimum enerjiler yapalı. Kavramlarımızı burada hemen size ne yapmak istiyorum? Göstermek istiyorum. Evet, hızlı bir şekilde tahtamızı ne yapıyoruz? Siliyoruz. Gördüğünüz gibi evet, hiçbir kirli kalmayacak şekilde ne yapalım? Silelim arkadaşlar. Tertemiz olsun. Şimdi arkadaşlar, maksimum zararsızlık ve minimum enerji kavramı ne demektir? Arkadaşlar, ondan biraz bahsedelim size. Maksimum düzensizlik ve arkadaşlar minimum enerji kavramlarından biraz bahsedelim. Kimyasal bir tepkime denge varsa maksimum enerji ve minimum enerji, maksimum düzensizlik ve minimum enerji zıt yönlüdür arkadaşlar. Bu zıtlık varsa denge olayı kurulabilir. Ben şurada şöyle bahsedebilirim. Enerjinin olduğu taraf arkadaşlar, enerjinin olduğu taraf ve ısının gösterildiği taraf minimum enerjili taraftır. Buradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar tüyoyu. Yani şunu demek istiyorum, örneğin X gazı artı ısı arkadaşlar, burada Y gazı yazdığı zaman ısı ne tarafta? Sol tarafta gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ben buraya ne diyorum? Minimum enerji diyorum. Denge varsa arkadaşlar minimum enerjiyle minimum enerji taraf, bakın sol taraf, o zaman minimum enerji sol tarafa doğru, maksimum düzensizlik de sağ tarafa doğrudur. Denge olduğu için maksimum düzensizlik arkadaşlar ne tarafa doğruymuş? Sağ tarafa doğruymuş. Çünkü denge ne demektir? Çift yönlü ok demektir. Görmüş olduğunuz oklar varsa denge vardır. Denge varsa minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönlüdür diyebiliriz. Ben bir daha fazla örnek yazmak istiyorum arkadaşlar. Örneğin N2 artı 3H2 artı ısı arkadaşlar. Buradan N3 tepkimesi. Bakalım hangi tepkimelerde denge kurulabilir? Hangilerinde arkadaşlar denge kurulamaz? O minimum enerji ne taraf, maksimum düzensizlik ne taraf? Onları ne yapalım? Sizinle beraber görelim. Örneğin kalsiyum karbonat gazını ele alalım. Artı arkadaşlar. Hatta şu ısıyı şuraya yazalım. Çünkü yanlışlık olabilir. Artı ısı diyorum. Buradan artı ısı arkadaşlar. Buradan CaO katısı artı CO2 gazı yazabiliriz. Yine arkadaşlar buradan KClO3 katısını ele alabiliriz. Artı ısı arkadaşlar. Buradan KCl katısı artı 3/2 O2 gazını ele alabiliriz. Yine arkadaşlar SO2 gazı artı 1/2 O2 gazı arkadaşlar. Artı ısı, özür dilerim. Şöyle gelelim. SO3 gazı delta H küçük 0. Şimdi arkadaşlar bazen delta H şeklinde gösterirler. Bazen de arkadaşlar ısıyı tepkime de verebilirler. Bu önemli bir kavramdır sayın kimyacılar. Burada öğrenci çok soru kaçırabilir. Ben burada bahsetmek istiyorum. Şimdi ısının olduğu taraf minimum enerji taraftır. Dolayısıyla arkadaşlar min enerji burası. Bu kesin. Min enerjili taraf ne tarafmış arkadaşlar? Sağ tarafmış. Şimdi sol, o zaman dengenin kurulabilmesi için maksimum düzensiz sola doğru olmalıdır. Bakalım maksimum düzensiz sola doğru mu? Şimdi arkadaşlar gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde şu G'leri yazalım arkadaşlar. Gaz fazının ne olduğunu anlayalım. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde mol gaz sayısının çok olduğu taraf maksimum düzensizin çok olduğu taraftır. Bakın arkadaşlar burada gaz sayı 2, 3, 1 daha 4. Dolayısıyla sol taraf daha karmaşık. Bu yüzden dolayı arkadaşlar maksimum düzensizlik ne tarafa doğrudur? Sol tarafa doğrudur gösterebiliriz. Düzensizlik ne tarafa doğruymuş? Sola doğru. Yani 1-0 tepkimemizde denge kurulabilir. Geldim 2-0 tepkimemize. Isının olduğu taraf daima min enerji taraftır. Dolayısıyla şöyle gösterebilirim. Min enerji ne taraf? Sol taraf arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Katı gaz. Gördüğünüz gibi katıdan katı ve gaz oluşmuş. Ayrıca bakın solda bir tane molekül, sağda birden fazla molekül oluşmuş. Dolayısıyla hem fiziksel halde hem de molekül sayısından düzensizlik ne tarafa doğrudur? Sağ tarafa doğrudur. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Burada maksimum düzensiz taraf diyebilirim. Dolayısıyla 2-0 tepkimemizde de denge olayı kurulabilir. Yani çift yönlü ok olabilir arkadaşlar. Gelelim bakın arkadaşlar katı gaz, ısı sol tarafta.
Dolayısıyla arkadaşlar min enerji ne tarafa doğrudur? Minimum enerji sola doğrudur. 3 ton tepkimemizde katı katı gaz. Bakın katı girmiş, gaz çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar maksimum düzensizlik ne tarafa doğrudur? Kaçın tepkimemizde bu? 1, 2, 3'ün tepkimemizde sağa doğrudur. Bakın sol, sağ zıtlık var. 3 nol, 4 nol tepkimemizde de, özür dilerim, 3 nol tepkimemizde de denge kurulabilir. Evet, devam ediyorum bakın. Isıyı göremiyorum. Ama delta H sıfırdan küçük demiş. Demek ki egzotermik tepkime. Egzotermik tepkimelerde ısı sağda gösterilir. Dolayısıyla sağda gösterildiği için min enerjili olma, yani bu tepkime minimum enerjili olma eğilimi sağ tarafa doğrudur. Enerjili eğilim sağa doğru. Bakıyorum. Bakın küçük moleküllerden birleşerek büyük molekül oluşmuş. 1,5 molekül girmiş, 1 molekül çıkmış. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde molekül sayısının çok olduğu taraf maksimum düzensiz taraftır. Dolayısıyla maksimum düzensizliği de ne tarafa doğru gösterebiliriz? Ve sol tarafa doğru gösterebiliriz. Düzensiz taraf sol taraftır. Son 4. tepkimemde arkadaşlar denge tepkimesidir. Denge olayı kurulabilir. Peki dengenin kurulma tepkimeler var mıdır? Örneğin arkadaşlar C+O2 gazı tepkimesini ele alalım. CK burada artı ısı. Örneğin kömürün yanması veya karbonun yanması tepkimesini ele alalım. Şimdi bakıyorum ısı ne tarafta? Sağ tarafta. Dolayısıyla bu tepkimeler arkadaşlar minimum enerjili olma eğilimi sağ taraftır diyebiliriz. Şöyle yazalım. Min enerjili. Peki düzensizliğe bakalım. Katı gaz düzensizlik de bakın sağ tarafa destekliyor. Çünkü solda katı var, sağda gaz var. Dolayısıyla maksimum düzensizlik. Bakın arkadaşlar kömür yakılırken denge olayı kuramazsınız. Yani karbondioksit yanma anında parçalanıp kömür oluşturmaz. Dolayısıyla bu tepkimede ne kurulmaz arkadaşlar? Denge olayı kurulamaz diyebiliriz. Bakın bu önemlidir. Bir daha söylüyorum. Minimum enerjili olma eğilimiyle maksimum düzensizliği eğilimi zıt yön olduğu zaman denge tepkimesi kuruldu. Nerede? Kapalı kaplarda arkadaşlar. Bir denge kurulması birinci şart kabın kapalı olması gerekir. İkinci şart arkadaşlar maksimum düzensizlikle minimum enerjili olma eğilimi zıt yönlü olması gerekir. Ben hemen tahtamı silip arkadaşlar ne yapmak istiyorum? Şimdi denge birden fazla tepkime yazıp KC ile KP arasındaki ilişkiyi veya denge sabiti formülünün çıkartılmasını sizlere göstermek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Evet, devamında da arkadaşlar diğer video dersimize geçip ne yapacağız? İşlemlerle alakalı örnekler vereceğiz. Yani geniş bir uygulama yapacağız. KC ile alakalı. KC neydi? Denge sabiti arkadaşlar. Şimdi sevgili öğrenciler KP ve KC ne demek? Ve arasındaki ilişki ne demektir? Biraz bahsedelim sizlere. Ben şurada KP yazayım arkadaşlar. KP kısmi önemlidir. Basınçlar türünden denge sabiti. Denge sabiti arkadaşlar. KC nedir? KC derişimler türünden denge sabiti. Yazalım. Derişimler türünden denge sabiti arkadaşlar. Denge sabiti. Kısmi basınçta tüm denge sabitinde P'nin birimi arkadaşlar. P'nin birimi ATM olarak kullanılır. C'nin birimi arkadaşlar. Molar derecesi demektir. L/V'dir arkadaşlar. Yani birinde ATM atmosfer basıncı kullanıyoruz. Diğerinde ise molar formülü kullanıyoruz. Molar derecim. Yani nedir? Mol/litreyi kullanıyoruz formülde. Şimdi arkadaşlar KP ile KC arasındaki ilişki nedir? Onu gösterelim. KP eşittir arkadaşlar. KC çarpı RT üzeri delta N'dir. Bu delta N nedir? RT nedir? Onlardan bahsedeceğiz. R 0.082 değerine eşittir. T arkadaşlar biliyorsunuz Kelvin sıcaklığıdır. Kelvin hatırlayalım. Santigrat derecenin 273'te toplanmış halidir arkadaşlar. T diyelim buraya. Delta N arkadaşlar gaz fazının gerçekleşen tepkimelerde N ürünlerin kat sayısı toplamından arkadaşlar N girenlerin kat sayılarını ne yapıyoruz? Çıkartarak buluyoruz delta N'i. Delta N gaz fazında olduğu zaman gaz fazındaki tepkimelerde arkadaşlar veya şöyle diyelim gaz fazındaki değil de gaz fazındaki
Birleşenlerden bahsedelim. K sıfatındaki birleşenler. Yani K, P ile K, C arasında böyle bir ilişki vardır. Bundan K, C'yi çekecek olursam bazı ÖSYM'den formülünü sorabilir. Buradan arkadaşlar K, C'yi çekecek olursam K, özür dilerim. Şöyle siliyorum. K, C eşittir diyorum. Buradan K, C eşittir. K, P bölü arkadaşlar. R, T üzeri delta N formülü karşımıza çıkar sevgili öğrenciler. Tabi bunu şöyle düzenleyenler de var. KC eşittir diyoruz. KP çarpı arkadaşlar 1 bölü RT üzeri veya RT üzeri arkadaşlar eksi delta N şeklinde de gösterebilirsiniz. Aynı formüle gelir zaten. Evet, tahtamı siliyorum arkadaşlar. Ben birden fazla tepkime yazayım ve bu tepkimeleri KP ve KC formüllerini yapalım. Beraberce çıkaralım arkadaşlar. Örnek diyelim hemen. N2 gazından başlayalım. Artı 3H2 gazı arkadaşlar. Nasıl bir tepkime? Homojen bir tepkime. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkime arkadaşlar. NH3 gazı yazalım. Yine arkadaşlar X diğeri kullanabilir bazen. X2 gazı artı 3Y2 gazı arkadaşlar. Buradan 2XY3 gazı şeklinde bir tepkime yazabiliriz. Yine arkadaşlar buradan CO3 katısı arkadaşlar. Gelse git sola CO katısı artı CO2 gazı şeklinde yazabiliriz. Yine arkadaşlar buradan PCl5 gazı buradan gelse git sola PCl3 gazı artı Cl2 gazı şeklinde yazabiliriz. Yine arkadaşlar Cl2 gazı buradan gelse git sola 2Cl eksi gazı şeklinde yazabiliriz. Yine sevgili öğrenciler N2 gazı 2N2 gazı artı O2 gazı arkadaşlar gelse git sola veya şöyle yapalım N2 2O2 arkadaşlar. Burada N2 O4 gazı. Yani birden çok tepkime yazabiliriz. Ben bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tepkime yazdım. Ne yapalım? Bu tepkimelerin KC ve KP formüllerini çıkartalım beraber. Şimdi arkadaşlar 1 10 tepkimeden başlayalım. 1 10 tepkimeden arkadaşlar KC formülünü çıkaracağım. Dolayısıyla ben şu üst tarafı sileyim. Kendime biraz ne yapayım? Yer açayım. Artık formülleri gördük arkadaşlar. Tahtamı siliyorum. Şimdi arkadaşlar buradan KC formülünü çıkartalım. KC neydi hatırlayalım. Ürünlerin derişimleri, ürünler bölü neydi arkadaşlar? Girenlerin derişimleri idi. KC denge sabiti ürünler bölü girenler. Ürünlerde kim var arkadaşlar? NH3 var gaz fazında. NH3'ün derişiminin karesi bölü arkadaşlar. Girenlerde kim var? N2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı H2'nin derişiminin üçüncü kuvveti şeklinde yazabiliriz. Gelelim delta N arkadaşlar. Delta N gaz fazındaki bileşenlerin mol sayılarının farkıydı. N ürün. Üründeki amonyan gaz sayısı kaç arkadaşlar? İki güzelleştirelim. 2'dir. 2 eksi parantez. Gidenlere bakıyorum. Azotun gaz sayısı 1. 3 de burada 4. Yani 1 artı 3 yazabiliriz. Buradan delta N eşittir. 2 eksi 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 2 çıkar. Şimdi KP'ye bakalım. KC'ye alalım. Buradan KP eşittir. Veya KC'ye bakalım. KP yazalım. KC RT üzeri delta N'dir. Bundan KP eşittir. KC çarpı RT üzeri delta N eksi 2'dir. Düzenleyin KP eşittir. KC çarpı 1 bölü RT üzeri arkadaşlar karesi şeklinde yazabilirsiniz. Bakın burada çarpı var. Peki arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 0 derecede RT çarpı daima 22,4 eşittir. 273 santigrat derecede arkadaşlar RT çarpımı daima 44,8 eşittir. Yani veyahut da 546 derecede arkadaşlar RT çarpımı 67,2 eşittir. Ezberlerseniz fayda vardır diyorum ben. Özel ÖSYM 0 derece ve 273 derece kullanılır. Bir daha söylüyorum. Kanunlarını hatırlayalım. 0 derecede RT çarpımı ne demek? 0,082 çarpı 273 demek arkadaşlar. Bu çarpım 22,4 değerine eşittir. Ve katları şeklinde ne yaparlar? Devam ederler. Burada R bir sabit. T kelvin sıcaklığı idi. Hatırlayalım. Yani şunu demek istiyorum. 0,082 R sabitinde çarpı 273 değerinde 22,4 çıkar. Peki hocam 0 derecede T nasıl 270 olur? Hatırlayalım T eşittir. T santigrat derece artı 273'tür arkadaşlar. Celsius'u kelvine çevirme faktörü budur. Yani verilen sıcaklığı ne yapıyoruz? 273 topluyoruz. Kelvin sıcaklığı buluyoruz. T'nin birimi neydi? Kelvin sıcaklığıydı arkadaşlar. Evet, ama tahtamı sileyim. Ben kalmıyorum. Devam etmek istiyorum. Hızlı bir şekilde bakın 1 nolu tepkimemizin formülünü ne yaptık? Çıkardı sevgili öğrenciler. Gelelim 2 nolu formülümüze. Yine x'li y'li verir bahsen ÖSYM. Yine gaz fazını gerçekleşmiş.
Buradan kavramca eşittir. Ürünler bölge. Girenler ürünler kim var? X, Y, 3'ün derişiminin. Bakın kas sayısı 2. 2'yi üstel olarak yazıyorum. Geldim girenlere. X2 gaz fazında X2'nin birinci kuvvet çarpı arkadaşlar Y2'nin derişiminin kaçıncı kuvvetidir? Üçüncü kuvvetidir diyebiliriz. Yani buradaki sayı kaç? 3 sevgili arkadaşlar. Gelelim delta n değerine arkadaşlar. Delta n, n ürün eksi n girenden. Ürünlerdeki gaz fazının kaç sayısı? 2. Girenlere bakıyorum. Bakın sevgili öğrenciler. Görünmeyen sayı daima 1'dir. 1, 3 daha 4'tür. Gösterelim. Parantez 1 artı 3'ten buradan delta n 2 eksi 4 o da eksi 2 çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri eksi 2'den de Kp ile Kc ilişkisini yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani tahtamı siliyorum ben. Kaldığım yerden denklemlerden devam etmek istiyorum. Bana kendime yer lazım. Hemen yerimizi açtık arkadaşlar. Evet, fosfor pentaklorür arkadaşlar denge kurmuş. Kp ve Kc'sini yapalım. Kc eşit ürünler böyle girenler. Gaz. Dikkat edelim. Bakın inisitlerde K ve S olmayacak. Buradan PCL 3'ün derişiminin birinci kuvveti kas sayısı 1 çünkü çarpı bazı öğrencilerimiz artı yazıyor. Arkadaşlar Kc formülünde artı yok. Daima çarpım bölme var. Yani çarpma ve bölme var. Toplam ve çıkarım olan yok arkadaşlar. Parantez CL2'nin derişim birinci kuvveti bölü. Girenlere bakıyorum kas sayısı 1. Fosfor pentaklorürün derişiminin birinci kuvvetidir diyebiliriz. Girelim delta n arkadaşlar. Delta n üründen kas sayısına bakıyorum. 1. Yani görünmeyen sayılar daima 1'dir. Burada 1 var. Burada 1 var. Burada da 1 var. Bakın 1 artı 1 eksi. Bakın 1 artı 1 eksi. Girenlerde kaç tane 1 var? Bir tane 1 var. Buradan 2 eksi 1'den 1 çıkar. Delta n değerimiz kaç çıktı? 1 çıktı. O zaman Kp eşittir diyorum. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n değeri kaçtır? 1'dir sevgili öğrenciler. Eşit çıktı durumuna var mıdır? Vardır arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin 2 HCl buradan gel sağ git sola H2 artı CL2 tepkimesi. Gaz fazla gerçekleşir. Bu tepkimenin delta n değeri arkadaşlar. Delta n değeri 1 artı 1 eksi 2'den eşittir 0 çıkar. Yani 0 çıkar. Delta n 0 çıkan tepkimeler daima Kp eşittir. Kc eşitliği vardır diyebiliriz. Evet hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Diğer tepkimeleri ben. Tahtamı sileyim kaldığım yerde. Bakın formül çıkartmayı gösteriyorum. Önemlidir. Buradan Kc ürün bölü girenden bakın arkadaşlar üründeki maykular eksi gazı var. Cl eksi derişiminin karesi bölü. Peki hocam gaz fazındaki gazların nasıl derişim var? Var tabii ki de. Kapalı kapta bir denge varsa bu Cl2 gazı, Cl eksi iyonları varsa arkadaşlar M eşittir M bölü V'den. Çünkü kabın belli bir hacmi vardır. Her gazın burada neyi vardır? Bir molar derişimi vardır arkadaşlar. Molar derişimimiz genelde çözeltilerde düşündüğümüz için yalnız düşünce hem gazların hem de çözeltilerdeki maddelerin molar derişimleri vardır diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Cr2'nin eksinin karesi. Bakın girenlerdeki klorun gazının kas sayısı kaç? 1. Burada ne yazıyorum? Cr2'nin birinci kuvvetidir diyorum sevgili öğrenciler. Gelelim delta n. Delta n değeri de 2 eksi 1. Bugün 2 eksi 1. Buradan delta n değeri de 1 çıktı. 1994 ÖSYM'de delta n değerini sormuşlardı arkadaşlar. Hiç unutmuyorum. Gelelim son tepkimemize. Buradan Kc eşittir diyorum. Üründeki N2O4 var. N2O4'ün derişiminin birinci kuvveti. Çünkü kas sayısı 1. Gelelim girenlere. N2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı oksijen gazının derişiminin, O2'nin derişiminin ikinci kuvvetidir diyebiliriz. Delta n değeri bulalım arkadaşlar. Delta n değeri ürünlerin kas sayısı 1 eksi girenlere bakıyorum. Oksijen kas sayısı 2 artı N2'nin kas sayısı 1'dir. Buradan 1 eksi 3'ten eksi 2 çıkar delta n değeri. Buradan arkadaşlar Kp'yi bulalım. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n değeri kaç bulduk? Eksi 2 bulduk sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bakın buradaki Kp ile Kc arasındaki ilişki neymiş? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri eksi 2 şeklinde bulunuyor sevgili arkadaşlar. Ben birkaç tane tepkimi yazdım. Hızlı bir şekilde birkaç tane formül çıkartıp ne yapalım? Artık uygulama konularına, sorularına geçelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar kalsiyum karbonat katısı ÖSYM kullanabilir diye yazıyorum. CaO katısı artı CO2 gazını yazdığım zaman. Şimdi bakın burada Kp ile Kc'yi bulalım. Buradan Kc nedir? Bakın katıları almıyoruz demiştik. Katılar alınmaz da K olduğu için gazlar alınır. Buradan K
karbondioksitin direkt derecesine eşittir diyebiliriz birinci kuvvetine. Delta N değeri arkadaşlar, delta N değeri yine 1'e eşittir. Sadece üründe bir tane gaz var. Diğerlerin gaz olmadığı için almıyoruz. Gelelim Kp'ye. Kp, Kc çarpı Rt üzeri 1 değerine eşittir arkadaşlar. Yani Kp eşittir. Buradan karbondioksitin molar değerinin birinci kuvvet çarpı Rt'nin birinci kuvvetine eşittir diyebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, delta N değeri eşittir 0 çıkan tepkimelerde. Bakalım Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri 0'dan bir sayının 0. kuvvet ayırma 1 eşittir. Kp eşittir buradan Kc çıkar. Rt üzeri 0 olduğu zaman yani bazı tepkimelerde Kp'ye Kc'ye eşit çıkabilir. Sevgili öğrenciler fazla uzatmadan giriş dersini noktalıyorum. Bir sonraki video dersimizde geniş uygulama alanlarıyla Kp ve Kc'nin uygulama alanlarıyla video derslerimize kütür kütür devam edeceğiz.